Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek verdiği okuma yazma seferberliğinin kadınların hayatlarını nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren bir haberle devam edeceğiz. Ankara Altıdağ Belediyesi'nin kurduğu merkezlerden birine gideceğiz şimdi. 10 yılda tam 10 bin kadın bu merkezlerde okuma yazmayı öğrendi ve hayatları değişti. Şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım. Her kadın okusun diyorum. Çünkü kadınlar eve kapalı kalmasınlar. 70'ime gireceğim Nisan'da. Babam dedi kız kızımsa okur mu dedi. Çıkarıverdi. Ondan sonra bu kara bıçağa gelince işte kalan şey yapmak istedim içimden. Kiminin babası okumasına izin vermedi, kiminin eşi öğrenmesine engel oldu. Ama onlar vazgeçmedi. Okumanın öğrenmenin yaşı yoktur diyenlere kanıt olacak bir sınıf burası. Hepsi azmin, eğitim aşkının örneği. Kimi 20 yaşında, kimi 70 yaşında. Ama bu sınıfta olmalarının tek bir amacı var. Okuma yazma öğrenmek. Ankara Altındağ Belediyesi'nin kadınlara okuma yazma öğretmek için kurduğu merkezlerden biri burası. 10 yılda tam 10 bin kadın bu merkezlerde okumayı öğrendi. Seni selamlamadan uçan kuşların yuvasını bozacağım. 10 yılı aşkın süredir hiç fasıla vermeden, ara vermeden bu kurslar, yani okuma yazma kursları bu kültür merkezlerinde devam ediyor. Okuma yazma kursuna katıldım. Okuma yazma belgemi aldım başarıyla. Daha sonra ehliyet kursuna gittim. Ehliyetimi aldım. Şu an araba kullanmaktayım. Yanımızda bir okur yazar olmadığı sürece çıkamıyorduk evden. Şimdi ya öyle bir şey ki bir kanat oldu bize. İstediğimiz yere uçabiliyoruz okuma yazmayla beraber. Okuma yazma öğrenmenin hayatını değiştirenler de var içlerinde. En büyük hayali ehliyet alıp araba kullanmak olanda. Pedagojik formasyon eğitimimi aldım. Yani şu kurs 18 yaşınızdan sonra sizin hayatınızı değiştirdi. Evet. Böyle yollarda giderken direkt levhaları okuyabilirim hızlıca. Hayalimiz bu. Evet, hayalim o. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen söyle. Seni oraya dikmek istersen.